Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda yeni doğan üçlü set yapacağız. Tavşan, çıngırak ve emzik zinciri. Benden istenilen renk mürdüm rengi ve beyaz kullanacağım. Emzik zincirimiz için kalp figürü istendi. Emzik klipsimiz. Çıngırağımız var. 100 milimlik ahşap halkamız mevcut. 6 tane arkadaşlar 10 milimlik göz kullanacağım. Elbise için mor renkte bir düğme ve onun ipi. Emzik zincirimiz için ipi. Ve yine emzik zincirimiz için ahşap toplarımız var. Bunlar 16 milimlik ahşap toplarımız. Elbise için ben 2.20'lik bir şey kullanacağım. Tığ kullanacağım. Elinizin ayarına göre de tığ ve elyaf cımbızımız var. Evet. Şimdi ilk önce tavşandan başlayacağım. Evet, tavşanımızın ayaklarını ve kollarını yapacağız bu videomuzda. Bunun için ilk önce ayaktan başlayacağımız için mürdüm veya sizin istediğiniz hangi tonsa onunla başlıyoruz. İplerimiz Alize Cotton Gold. Onu da söyleyeyim. Evet, mürdüm rengimizle başlıyoruz. Bu renk sanırım 122 numaraydı arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam ya 112 ya 122 öyle bir şey. Sihirli halka yaptık. Sihirli halkamızın içerisine 1 2 3 4 5 6, 7 ve 8. 8 tane sık iğne yapıp sihirli halkamızı birleştirdik. Şimdi ikinci sıradayız. İkinci sıramızda her ilmeğimizin içerisine çift batıyoruz arkadaşlar. Toplam 8 tane çift batarak toplam sayımız 16 sık iğnemiz olacak. Her ilmeğin içerisine çift batıyoruz. Evet, üçüncü sıraya geçtik. Ben işaretleyicimi koydum. Şimdi bir sık iğne ördüm. Bir tane artırdım. Şimdi bir, iki, üç, 4. 4 sık iğne yaptım. 1 çift yaptım. Daha doğrusu ikinci çiftimi yaptım. 3. çiftimi yaptım. Ve 4. çiftimi yaptım. 4 sık iğne ördük ve 4 kere de artırdık arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3, 4. 4 sık iğnemi tek ördüm. Şimdi bir tane artırıyorum. Ve kalan bir sık iğnemi de tek olarak bir sık iğne olarak örüyorum. Toplamda 22 sık iğnemiz olmuş oldu. 4. sıraya geçiyoruz. 4. sıramızda arka ilmeklerden örüyoruz arkadaşlar. Blue dediğimiz teknik. 1, 2. Bu sıramızı her birine tek batarak 22 sık iğne örüyoruz. Ama dediğim gibi arka ilmeklerden örerek devam ediyoruz. Evet, bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Evet, arka ilmeklerden örerek sıramızı tamamladık. Şimdi 5. sıradayız. 5. sıramızda normal sık iğnemizi
örüyoruz. 5 ve 6. sıraları 2 sıra boyunca 22 sık iğnemizi örelim arkadaşlar. Evet. Başa kadar her ilmeğe tek batarak 2 sıra boyunca 5. ve 6. sıralar olmak üzere 22 sık iğnemizi tamamlayalım. Evet, 7. sıraya geldik. 7. sıramızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sık iğneyi yaptıktan sonra ön kısımlardan alıyoruz. 1, 2, flow dediğimiz teknikle azaltıyoruz. 3, ön ilmekler yani 4. 4 kez azalttım. 7 sık iğneden sonra. Şimdi kalan sık iğnemle 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 sık iğnemi ördüm. 18 sık iğneye inmiş oldum. Şimdi 8. sıramızı hiçbir artırma eksiltme yapmadan 18 sık iğnemizi başa kadar örüyoruz. Evet, 9. sıraya geldik. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sık iğne ördüm. Tekrar azaltmaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 kez azalttıktan sonra kalan 5 sık iğnemi örüyorum. 14 sık iğnemiz olmuş oluyor arkadaşlar. 3, 4 ve 5. Evet, 9. sıramızı tamamladık. Şimdi 10. sıradayız. 10. sıramızda 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 sık iğne ördük. Burada bu sıramızda bir tane azaltıyoruz. Bir tane azalttım. Şimdi geri kalan 6 sık iğneyi örüyorum arkadaşlar. Toplamda 13 sık iğnemiz olacak. 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet, şimdi içini birazdan doldururuz. 11. sıradan 14. sıraya kadar 13 sık iğne örüyoruz arkadaşlar. 4 sıra boyunca hiçbir şekilde artırma eksiltme yapmadan 13 sık iğnemizi 4 sıra boyunca örelim. Evet arkadaşlar, botumuz oldu. Şimdi şu kenardaki fırfırını yapacağız. 1, 2, 2 zincirimi çekmiştim. Evet, 2 zincir çektim arkadaşlar. Hemen yanındaki zincire sık iğne yapıyorum. 1, pardon, 2 zincir çektim. Flow, şu ön ilmekten örüyorum arkadaşlar. Sık iğne yaptım. 1, 2,
Yanındakine batıyorum. Flodan. Bu sırayı hep ön ilmeklerle tamamlıyoruz. 2 zincirle çekiyorum. Yanındaki ilmeğe ön ilmekten batıp sık iğne ile birleştiriyorum. 1, 2. Ön ilmekten alıyorum. Sık iğne ile birleştiriyorum. 1, 2. Ön ilmekten alıyorum. Sık iğne ile birleştiriyorum. Başlangıç noktasına kadar bu şekilde örelim. Evet, ilk yaptığım zincirin içerisine batıyorum. İlmek kaydırmayla yapıp arkadaşlar birleştirdik. Ve artık botumuzun rengi olan mor ipimizi kesiyoruz. Şimdi bu ipi içeriye alacağız. Evet arkadaşlar, botumuzu yaptık. Şimdi ayağa geçmeden önce çünkü birleştirme olacağı için ben şu kolu göstereyim size, ipimizi kopartmayalım diye. Kolumuzda beyazla başlıyoruz. Şöyle 6 sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6. 6 sık iğne yaptıktan sonra sihirli halkamızı birleştiriyoruz. İkinci sıradayız. Kolun tarifi çok basit olduğu için o yüzden şu an bunu göstereyim ipi kopartmamak adına. Şimdi her ilmeğimize çift batarak 12 sık iğnemizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Yani 6 kez çift batmış olacağız. 2 3 4. çift 5. çift ve 6. çift. Evet. Şimdi 3. sıradan 25. sıraya kadar 18 sıra boyunca arkadaşlar 12 sık iğne örüyoruz. Toplam 18 sıra 12 sık iğne örüyoruz. Bu şekilde. Sık iğneyi 18 sıra olarak örüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ördük 18 sıra. Şimdi karşılıklı bir buradan alıyorum, bir buradan alıyorum. Sık iğne ile birleştiriyorum. Bir buradan, bir buradan. Karşılıklı alıp birleştiriyoruz arkadaşlar bu şekilde. Evet, bundan 2 tane örüyoruz ve bitiriyoruz arkadaşlar. Evet, ayağımıza ayakkabı yaptık, bacağımıza devam edeceğiz. Şimdi 15. sıramızda bu fırfırı yaptık. Hemen şu arkadan beyaz ipimizi takıyoruz. Önce şöyle bir düğüm atalım. Evet, bir zincir çekiyorum. Bu sırayı arkadaşlar 12 sık iğne olarak arka ilmeklerden örüyoruz. Bakın şuradan zaten görünüyor. Evet, 13 sık iğnemizi örelim. Evet, şimdi arkadaşlar bu 13 sık iğnemizi 16 sıra boyunca 13 sık iğne olarak örüyoruz. Yani 16. sıradan
31. sıraya kadar, 16. sıradan 31. sıraya kadar 13 sık iğnemizi örüyoruz arkadaşlar. Bacak boyumuz bu kadar. İsterseniz siz daha da büyütebilirsiniz. Bayağı uzun bacaklı istiyorsanız, ama ben normal standart boy yapacağım. Evet, bacağımızı da örtükten sonra diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Gövdeyi yapacağız daha sonra diğer videomuzda. Hoşça kalın.